Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yağdan yapış yapış olmuş aspiratör filtrelerimi temizleyeceğim. Öncelikle fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum bu kirli aspiratör filtrelerini. Daha sonra bir tane tablet aldım, bulaşık tableti. Üzerine sıcak suyu ekliyorum. Bir kaşık yardımıyla üzerinden bastırıp hem erimesini hem de filtrelerin üzerinde gezdirip dağılımına yardımcı olacağım. Erimeye başladı. Tabletin içerisindeki deterjan ve parlatıcı olması bizim için bir avantaj olacak. Hem filtreleri parlatacağız, hem yağlardan kurtaracağız. Daha sonra 4 ocağımı birden açtım. Suyumu kaynamaya bırakıyorum. Filtrelerim, bakın, deterjanın olduğu yer hemen parlamaya başladı. Güzelce gezdiriyorum, iyice eritiyorum. Aynı zamanda da suyum kaynamaya devam ediyor. Arada bir filtreleri çeviriyorum. Diğer taraflarının da suya değmesini sağlıyorum. Elimizin yanmaması için bir maşa yardımıyla bunu yaparsak daha kolay olacaktır. Yavaş yavaş suyum kirlenmeye başladı. Bu işlemi 15 dakika boyunca sürdüreceğim arkadaşlar. Suyumda ve filtrelerde değişimi görüyorum. Kaşıkla üzerinden böyle şey yapıyorum. Benim fırın tepsim biraz küçük geldi. Bakın, su çok kirlendi gerçekten. Daha sonra süngerle üzerinden ovalıyorum. Çok sıcak olduğu için maşa yardımıyla yapın arkadaşlar. Şimdiden etkisini görmeye başlıyorum. Filtreleri iki kat halinde yaptıkları için o içerisindeki kısımları normal yıkadığımızda ulaşamayabiliyoruz. O yüzden kaynatma yöntemiyle daha iyi temizlik elde etmiş oluyoruz. Hem yüksek ısıda temizlemiş oluyoruz. Bu sayede yağlar daha kolay akıp gidiyor. Musluklardan gelen o sıcak suyla ya da sadece bir kereliğine dökmüş olduğumuz suyla daha zor oluyor. Kaynatıyoruz. Hem mikroplarından arındırıyoruz hem de yağları içini dışını her yerinde kurtarıyoruz. Akan suyumun kirini görebiliyorsunuz. Şimdi 15 dakika kadar kaynattım. Sağ sol çevirdim. Durulama aşamasına geçeceğim. Şimdi bile parlaklığı görebiliyorsunuzdur. Temiz süngerimi aldım. Güzelce durulayacağım. Durulama işlemi içerisinde zeytinyağlı sabun kullandım. Zeytinyağlı sabun da çok etkilidir. Güzelce deterjandan arındırdıktan sonra kurumaya bırakıyorum. Ve suyumu göstermek istiyorum size. Çok kötü yağlı bir suyum var şu an elimde. Tepsimin içerisinde de oldukça yağlar var. Kir. Son zamanda yapmış olduğum balık kızartma
tarzı yemeklerin yağları birikti birikti tabii ki. Aspiratörüme yapıştı. Bakın süngerde de sapsarı. Şimdi kurulamaya aldığım filtrelerimin ne kadar parladığını görüyorsunuzdur arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Kanalıma destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Mutlu, sağlıklı, temiz yaşam günlükleriniz olsun. Önerileriniz için yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.